Gezi günler arkadaşlar. Üniversitemiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle cisimlerin dengesi hakkında soru çözümü yapılacak. Hazırsanız başlayalım. Görünüşteki şekil dengedeymiş. Bizden AC ve BC çubuklarının asılma kuvvetlerini bulmamızı istiyor. O zaman bir serbest cisim diyagramı çizerek işe başlayalım. tepki kuvvetlerini yazıyorum, çiziyorum. Şimdi böyle de x'ye ordinatlarımızı oluşturup verilen açıları yazalım. Burası 60 derece. 45 derece. Ve 30 dereceymiş. Şimdi Bizden AC ve BC istiyor. Zaten burada da iki tane bilinmeyenimiz var. TBC ve TAC. E bu biliniyor mu? Biliniyor. 1500 kN. Bu da aynı şekilde 1500 kN. Yani ipi buradaki ipi buraya taşıdım. Buradaki ipi de buraya taşıdım. Çünkü buradaki açıları biliyoruz. Direkt açıları bildiğimiz için tek noktada bütün ip gerilmelerine hesaba kattım. Çünkü buradaki gerilme ile buradaki gerilme aynı. Ve aynı şekilde buradaki gerilme ile buradaki gerilme aynı. Şimdi biz burada denge sorusu çözüyoruz. Toplam fx eşittir 0. Toplam fy eşittir 0. Artılarımız bunlar. Şimdi sağa doğru artı aldık. O zaman 1500 kN 1500 artı TBC. Şimdi kosinüs 60. Çünkü sağa doğru x eksenine yaptığımız için kosinüs 60 kullanıyoruz. ve buradaki açı 30, 90 dereceden. E bunu kullanmak istesek de sin 30 kullanırdık. TBC çarpı kosinüs 60 eksi TAC çarpı kosinüs 45 eksi 1500 çarpı kosinüs 30 böyle yapabiliriz. Şuraya da bir artı alırız. Artı dedik. Şimdi oradan bir denklem çıkacak. Bir de toplam F'den bir denklem çıkacak. Bu da ne olur? TBC TBC kosinüs 30 da diyebiliriz. Sinüs 60 da diyebiliriz. Fark etmez. Sinüs 60 diyelim. Artı TAC sinüs 45 diyelim. Eksi 1500 çarpı sinüs 30. Tamam mı? Bu da eşittir. 0 eşittir 0. Şimdi gerekli denklemleri çözeceğiz. TBC'de, TAC'de gayet rahatlıkla bulacağız. Öncelik olarak sin 60 neymiş Bir ona bakalım. Evet. Başka bir şey de kalmış. Evet. sinüs 60 0.866 diyor. 0.87 diyebiliriz. Veya 0.866 diyelim. TBC çarpı 0.866 artı TAC sin 45 neymiş? 0 707 ymiş. 0 707 eksi yani sin 31 bölü 2 750 ama yine de bakalım sin 30 0 5 1500 e de çarparsak 750 eşittir 0. Bu birinci denklemimiz. İkinci denklemimiz ise kosinüs <laughs> 60 sinüs 30 olduğu için 05 1500 artı 05 TBC eksi TAC çarpı 0707 eksi kosinüs 30 da sin 60'tır. O da 0866 imiş. Burada da aynısı olduğu için sin 45'te 45 ile kosinus aynı olduğu için 0770 direkt yazdım. Eksi 1500 çarpı kosinüs 30 yani 1500 çarpı 0866 eşittir 0'mış. Şimdi bu denklemleri toplayıp TAC'ler gider. Değil mi? TBC kalır. E, bir bildim yani ne? Bir denklem. ve çözülür. O zaman bunları bir toplayalım. Gitti. E, ne olur? 1500, 750, 750 artı Artı şunu hesaplayalım. 1500 çarpı. Hatta bunu direkt şöyle hesaplayın Daha sağlıklı olsun. Zaten bu sin 45'in değeri ya. Direkt sin 45 diyelim buna. Neymiş? 106.06 nokta 06. Tamam. Şimdi artı bir de tbc'ler var. Bunlar da 0.866 artı artı 0.5 1,366 TBC eşittir 0. E şimdi 750 ile 106.06'yı toplayıp 106.06'yı toplayıp bulunan değerden 1.366 ya bölünürse bize TBC verecektir. TBC neymiş? 626 691. Yani bu da yaklaşık olarak 627 neydi? Birimiz kilo, newton. kilo Ama ne? Eksi. Eksi ise demek ki biz bunu yalnız çizmişiz deriz. O zaman oku bu yönde gösteririz. Tam zıttı. Doğrultusunda zıttı. E buradan da TBC bulduğumuz denklemden TAC'yi de bulabiliriz. Yani ne yaparız? Çarpı 0.866 eşittir. Eksi 750 eksi 207 eşittir. TAC'ymiş. O zaman TAC de eksi. Bununla e, pardon eksi değil olur mu? E, eksi 207 çıktı. Bunu karşı tarafa atarız. 200, e, bunun artılısı olur. Bunu da 0.707'ye bölersek bize TAC 290 3,19 kN yaklaşık olarak da 290 diyebiliriz kN veya büyük değer alıp emniyette kalmak istiyorsak da 291 kN deyip bulabiliriz. Bu eksil olduğu için yönü farklı, artı olduğu için yön sabit kaldı.